Evet, çok kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Sayın Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Eski Bakanı dedi ki bu metne baktığımda önceden hazırlanmış değil, bir öfkeyle yazılmış bir metin görüyorum ben. Yani bir B planı, bir C planına hazırlıklı olunmadığını anlıyorum. Görüştüğüm, özellikle İyi Parti'den görüştüğüm isimlerden de böyle bir hisse kapıldım dedi. Eğer hatam varsa düzeltin lütfen Ertuğrul Bey. Yok yani. Böyle değil mi? Doğru ifade ettim sözlerinizi. Sadece metin değil, konuştuğum arkadaşlar da yani yeni bir yol haritasından haberdar değil. Çünkü hep şöyle dendi birkaç gündür. Sayın Akşener bunun mutlaka sonrasında oluşabilecek duruma göre bir planı vardır. Bu adımlar önceden düşünülmüştür, yorumları yapıldı. O yüzden Ertuğrul Güney'in bu konudaki fikri daha farklı. Sizce Rezan Bey? Şimdi ben tabii Sayın Güney'e katılmıyorum. Fakat ondan önce hem Sayın Güney atıf yaptı, hem Sayın Kur'an atıf yaptı. Ben çok önemli bir noktaya atıf yapmak istiyorum müsaadeniz olursa. Hı hı. O da şu, tabii altılı masa önemli, Türkiye'nin geleceği, demokrasinin teminatı için önemli, yarınları ve umutları için önemli. Sayın Akşener'in bu çıkışından sonra da Türkiye kamuoyu ister istemez olduğu gibi konjonktürün etkisiyle birlikte oraya yöneldi. Ana akım medyada da bütün yayınlar bunun üzerinden şekilleniyor. Hı hı. Fakat biz bir deprem felaketi yaşadık ve yani çok acı şeyler yaşadık. Çok acı şeyler yaşadık. Biz acılarda ortaklaşabilen bir ülkeyiz. Yani çocuğunun tulumunu çıkarıp bölgeye yollayan anneler var. Herkes imkanları ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyor. Biz yardımlaşma ve danışma olgusunu içselleştirilmiş bir ülkeyiz. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar orada büyük bir travma yaşadı. Bir felaket yaşandı. İnsanlar öldü, yakınları öldü, umutları öldü, gelecekleri öldü. En çok da insanlık öldü. Dolayısıyla o insanlar yardım bekliyorlar. Belki yardımlaşma ve dayanışma olgusuyla depremzedelerin acılarını birlikte herkes kendi imkanları ölçüsünde sarabiliriz diye düşünüyorum. Ben kişisel olarak da Türkiye'de herkes de üzerine düşeni yaptı. Ben gelmeden önce burada 3 meslektaşız. Sayın Günay da, Sayın Kur'an da bizim meslektaşımız. Evet, Türkiye Barolar Birliği'nin bir yardım kampanyası vardı. Hı hı. Daha önce katılmış olmama rağmen birçok kampanyaya orada bölgede evleri, ofisleri yıkılan, mesleklerini ifade edemez konuma gelen kıymetli meslektaşlarımız ve onların yakınları için Barolar Birliği de Sayın Başkan Erinç Sakan ve yönetim kurulu da tebrik ediyorum bu vesileyle. Hı hı. Bir yardım kampanyası yapıyordu. Erinç Bey beni de aradı, ricacı oldu katılmam için. Ben oraya da katıldım. Bu 8'e kadar devam edecek, belki uzayacak da. Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Bir, deprem gündemini unutmayalım, unutturmayalım. Evet. Oradaki yaşanılan, yaşatılan ve bu çaresizliği unutmayalım, unutturmayalım. Depremzedelere yardım yapmaya devam edelim. Acılarda ortaklaşabiliyoruz. Biz böyle bir ferasetli ülkeyiz. Lütfen deprem gündemi unutulmasın. Yardımlara devam diyorum. Çünkü bölge halkının hala çok ciddi çok ve önemli hala ihtiyaçları var. Yiyecek. Suyu zaten sık sık ekrana getiriyoruz. Yardım şekilde devam etmesi önemli. Su, gıda, hakeza. Psikolojik destek için gidenler var. Psikolojik destek, hukuki destek, iç çamaşırı, bütün bunlar. Evet. Yani böyle bir afet atlattık ve o insanları lütfen kaderlerine terk etmeyelim. Biz bu konuda ferasetli bir ülkeyiz. Yardıma devam edelim. İkinci konuda Barolar Birliği'nin yapmış olduğu, şu an devam eden bu kampanyaya Instagram üzerinde var. Lütfen kıymetli bütün meslektaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. Türkiye'deki lütfen oradaki meslektaşlarımızın mağduriyetini giderelim. Meslekçi dayanışma önemlidir. Birlikte büyüyoruz, birlikte çoğalıyoruz. Herkes bu kampanyaya katkı sunsun. Şu an devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği'nin 20'ye kadar devam ediyor. Şimdi sorduğunuz soru üzerinden devam edeyim. Affınıza sığınarak. Sayın Günay'a şöyle katılmıyorum. Ben de böyle çok metin yazdım bir hukukçu ve akademisyen olarak. Şimdi ben metne baktığım zaman içeriği çok münderecatı itibariyle, içeriği itibariyle ve kullanılan ifadeler, isnatlar, uslup. Yani orada diyorsunuz ki 1,5 yıldır şahsi ikballe ilgili bir şey söylemiyorsunuz. 5 siyasi parti liderinin şahsi ikbal ve hırsının kurbanı olduğunu söylüyorsunuz. Ya da noter masası, kumar masası metaforu yapıyorsunuz. Ya da ölümle sıtma arasında kaldık diyorsunuz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu mudur sıtma? Dil de çok ölçüsüz, orantısız ve
ve sert bir dil. Açıklamanın da münderecatı itibariyle önceden hazırlandığı çok açık. Ben bunu da garipsemiyorum. Çünkü siyasi partiler gerçekten basiretli ve ferasetli davranacaklarsa bütün ihtimallere istinaden açıklamalarını hazırlarlar, hazır tutarlar. Olası gelişmelere göre o açıklamalar kamuoyuyla paylaşır. Siyasi partiler içi boş tüzel kişiliklerdir. Onların temsil ve izam yetkilileri vardır. Genel başkanlar, parti meclisi, MYK bunlar vasıtasıyla, karar ve icra organları vasıtasıyla kamuoyuna bu açıklamalar deklare edilir. Ama ben kesinlikle bu açıklamanın münderecatına baktığımızda, muhteviyatına baktığımızda önceden hazırlanmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bunun da olağan olduğunu söylüyorum. Diğer mesele, üslup meselesine çok atıf yaptınız. Sayın Belet, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonraki açıklamasına baktım. Halil İbrahim sofrası diyor, değişmeyeceğim. Ezan Bey, oradaki birlikte büyüyeceğiz, uzlaşacağız. Ezan Bey, bir şey diyor. Ezan Bey, tartıştığımız konu bu değil. Yani metnin gerçekten ağır olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Ben bir B planı, yani bunu yazarken yeni bir yol haritası o konuda şöyle hemfikirim. Öbür konuda ben de metnin. Sayın Günay, sizinle o konuda şöyle hemfikirim. Ben hani bölmek de istemedim siz konuşurken insicamınız bozulmasın diye. Bozulmadığınız ne? Ben onu soruyorum. Şöyle hemfikirim. Bu konuda hemfikirim. Metnin önceden hazırlandığını düşünüyorum ama bir B planının olmadığı konusunda şöyle hemfikirim. Bir B planı olsaydı bir canlı yayın arasında gerçekten ciddi misiniz denilip bir tane konuk Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara'ya davet edilmezdi. Gerçekten B planı olan, alternatifleri düşünen bir siyasi parti şüphesiz ki böyle bir yaklaşım içerisinde olmazdı. Kuvvetle muhtemel de bir B planı yok. Aksi halde canlı yayında, yayın ortasında yayın konuklarından birisiyle ilgili Ankara'ya gel ciddiysen görüşelim şeklinde bir aday arayışı söz konusu olmazdı. Tabii İYİ Parti'nin ne yapması lazım? İYİ Parti'de Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Yani böyle bir iddialı irade ortaya koydu. Böyle bir yaklaşım sergiledi. Böyle bir açıklamayla kamuoyuna bir iddia ortaya koydu. Bu saatten sonra kendisine de yakışan, İYİ Parti'ye de yakışan kendisinin adaylığıdır. Hareketin doğal lideri olarak ben kendisinin aday olacağını da düşünüyorum. Şimdi ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa Ertuğrul Günay dedi ki benim yine de bir çağrım var. Bu toplantı yarınki 14'teki Beşli masa oldu şu an itibariyle ama Millet İttifakı ifadesi yine kullanıldı metinde. Toplantısı salıya, çarşambaya ertelensin ve Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener'i bir araya getirmek için bir girişim, bir son girişim daha yapılsın. Ya bu, böyle bir girişim olur mu? Sonuç alınır mı sizce? Şimdi şöyle, bu iyi niyetli bir talep, bir temenni, çağrı, temenni, hepimizin ortak temennisi aslında. Ve fakat böyle bir şey, yani real politik açısından bakarsak olması mümkün değil. Bu saatten sonra, bu açıklamalar ve yaklaşımlardan sonra, bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu adaylıktan feragat etmez. Çünkü biz eğer çoğulculuk diyorsak şu metinde, katılımcı demokrasi diyorsak, uzlaşma kültürü diyorsak, birlikte karar alma mekanizmasını işleteceğiz diyorsak, masada 6 kişisiniz, 5 tanesi Sayın Kılıçdaroğlu diyor, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu siyasi partinin belediye başkanlarını öneriyorsunuz. Sonra çıkıp kamuoyuna diyorsunuz ki benim söylediğim olsun. Yani siz kendinizi bu 5 genel başkan üzerine konumlandırıyorsunuz. Kendi talebinizi de öyle. Şimdi eğer 2 veya 3 kişi Sayın Kılıçdaroğlu'nu veto etseydi masada ben yine İYİ Parti'nin bu tutumunu anlayabilirdim geldiğimiz noktada. Ama hani çoğulculuk, hani katılımcı demokrasi, kamuoyuna olan taahhüdünüz bu. Orada 6'da 5 diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu olsun. Siz de diyorsunuz ki hayır şu olsun. Burada nasıl bir uzlaşı sağlanacak? Yani 5 genel başkan size mi uyacak? Siz mi oraya uyacaksınız? Nasıl olacak bu? Bunu iyi anlatmakla. Bakın ben niye bu saate kaldı Reza Bey? İşte biraz sorun bu. Niye bu saate kaldı? Bakın, yani bu daha önce böyleyse eğer bu kadar da netse, tamam, yani bu kadar dil, net bir şekilde ben, iki tarafta adım atmayacaksın. Hemen söyleyeceğim. Yöntem ve dil bakımından da bir şey söyleyeceğim. Dil konusuyla ilgili kesinlikle uzlaşı olmalı. Açıklamalar yumuşak olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları öyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi tabanına da anladığım kadarıyla bir talimat vermiş. Örgütlere de kimse bu konuda konuşmayacak. Ben hani diğer siyasi partilerin de bu ilkeyi benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten iki tane çok temel altılı masayla ilgili son 1,5 yılda eleştirilerim vardı. Sürecin de buraya geleceğini sizinle yaptığımız onlarca bir programda söyledim. İlk defa söyledim. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını da belki söyledim. Evet. Yani altılı masanın ismi çıkmasa da aday olacağını söyledim. 1,5 yıl öncesinde söyledim. Geldiğimiz nokta şu. Hakkı olduğunu.
Aday da olur dedi. Sadece hakkı oldu demedi. Bence aday olacak. Hakkıdır, daha... aday olacaktır. Ve dedim ya, onu da söyledim. Hakkı olmakta, aday olması da hakkıdır zaten dedim. Sonuçta şunu vurguluyorum. İki temel eleştirim var. Bir tanesi, ne yazık ki Millet İttifakı'nın ve altılı masanın bir siyasi iletişim stratejisi, yeknesak bir iletişim stratejisi yoktu. Yani çok dağınık gitti süreç. Her genel başkan açıklama yaptı, genel başkan yardımcıları yaptı, siyasi aktörler yaptı. Bir yeknesak iletişim stratejinin olmaması bence burada çok ciddi bir hata. Burada daha kurumsal, profesyonel, sadece o masaya hizmet edecek bir iletişim grubuyla çalışılabilirdi. Bir siyasi iletişim kazası yaşadılar birçok süreç içerisinde. Davutoğlu'nun açıklamalarından tutun da altı imza meselesine kadar. İkinci konu, bakın önce oturursunuz, adayda uzlaşırsınız, konsensü olursunuz. Sonra diğerleri. Sonra hükümet politikanızı açıklarsınız. 240 sayfa ciddi bir emek var. Birkaç eleştirim de oldu. Yolladım da yazılı olarak. Yani görüşlerimi, kanaatimi de paylaştım. Bu stüdyolarda da söyledim. Siz adayda uzlaşamazsanız bu metin altında bu 6 siyasi partiden çok kıymetli hukukçular, ekonomistler, teknokratların emeği var. Komisyonlarda çalıştılar. İyi Parti'nin de imzası var. Ne olacak? Şimdi onlar heba oluyor. Bir ya, heba olmayacak. Devam edecek. Toplantı yaptılar. 5'li masada devam edecek ama önce aday sonra burası. Son bir yıldır Sayın Kılıçdaroğlu zaten son 6 aydır aday olacağını doğrudan dolaylı söylüyordu. Ben Kemal geliyorum dedi. Yani bundan daha açık bir mesaj olabilir mi? Ben Kemal geliyorum. O zaman Meral Hanım da şey deseydi keşke. Ben Meral gidiyorum. Yani en azından onun da gideceğini tahayyül edebilirdik. Aslında Meral Hanım da ben Meral gidiyorum dedi. Nasıl dedi biliyor musunuz? Kazanacak aday dedi. Kazanacak aday vurgusu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanları dedi. Yani iki tarafta birbirine toplantıda açıkça dillendirememesine rağmen geliyorum ve gidiyorum söyledi. Şu toplantıda dillendirememe çok konusu zaten. Çok açık geliyorum mesajlar var. Geliyorum ve gidiyorum. Yani ben Kemal geliyorum, ben Meral gidiyorum dedi. Başkası telaffuz etsin diye mi beklendi şimdi yani? Şimdi öyledir. Yani karşınızdaki siyasi parti liderinin isminizle ilgili veto edebileceği hissiyatı varsa, açık kaynaklarda var. Çünkü kamuoyuna böyle bir irade ortaya koyuyor. Ve o da Sayın Kılıçdaroğlu için aday olma kararlılığını gördüğünde iki tarafta karşı taraftan bir hamle bekliyor. Halbuki birebir görüşmelerde de bu konuşulabilirdi ve süreç belki böyle tıkanmazdı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, dil uzlaşı çok önemli, fakat biri beşin üstünde tutmak doğru değil. Bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse kendisine olan saygısını, partisi nezdinde, örgütleri nezdindeki o lider profiline halel gelebilir. Hakeza şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında ciddi bir konsolidasyon var. Olağanüstü bir teveccüh var. Bu sürecin mağduru olduğu düşünülüyor. Genel seçimlerle birlikte biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa ciddi bir seçim başarısı elde etti. Yıpranmamış adayları adaylaştırdı. Her biri Türkiye siyasetinde aktör haline geldi. Gündemi belirliyor. Sonraki açıklamalarına bakıyorum. Yine yumuşatıcı, yine uzlaşmacı, konsensus yani, var. Sayın Kılıçdaroğlu hak ediyor diyorsunuz bu adaylığı. Yani masanın kurucusu, ana muhalefet lideri. Yani... Ertuğrul Günay hani bir anne örneği anlattı ya az önce. Gerçek anne kendi çocuğundan Sayın bile benim zarar göreceği zaman tamam, vazgeçer güzel örneği üzerinden. Şimdi bana mesela Sayın Kılıçdaroğlu yapsa çok büyük kazanım elde eder dedi. Şunu soracağım nezdinde. Mesela bunun cevabını verelim o zaman. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu o feragatı Muharrem İnce zamanında yaptı. Ekmelettin İhsanoğlu zamanında da yaptı. Şu an kendi siyasi hayatı yok, dönemindeki kardeşim, orada seçimlerin dönemindeki bilerek, dönemindeki dönemindeki seçimin kayıp olduğunu gördüğü için Sayın İnce'yi aday yaptı canım. Orada dönem, kazanma ihtimali görse dönem, öyle mi düşünüyorsunuz? Yani. Ya kazanma gerçekçi olasılığını olabilir. Görmemiş gerçekçi miydi Sayın Kılıçdaroğlu? Kendi tamam, o zaman bunun doğal sonucu şu, o zaman görmedi, şimdi görüyor ki aday oluyor. Dolayısıyla tamam, masanın da kurucu iradesi, bu siyasi partinin de genel başkanı. Şimdi neyi eksik? Yani parlamenter sistem nedir? Bir hukukçu ve akademisyen olarak söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden farklı olarak yürütmenin iki başlı olduğu, yürütmenin sembolik yetkilerinin olduğu, geciktirici ve güçleştirici veto dışında Cumhurbaşkanı'nın hiçbir anayasal enstrümanının olmadığı sistemdir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dürüst mü? Kimse sorgulayabilir mi? Namuslu mu? Ehliyeti, liyakatı var mı? Devlet terbiyesi almış mı? Yaklaşık uzun yıllardır ana muhalefet partisinin genel başkanı mı? O masayı kuran o mu? Yani neyi eksik mesela? Niçin olamaz? Niçin ehil değil? Niye liyakatı yok denilmiyor? Bir de masa dışındaki aktörler kime teveccüh gösteriyor bu düşünülmüyor mu? Bir HDP gerçeği yok mu mesela? 12-13 puan oyu olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Hı-hı. Yani o siyasi partinin hangi aktöre oy verip vermeyeceğini kimse tahayyül edemiyor mu? HDP'nin de temsili izam yetkilileri diyorlar yani toplum ki toplum farklı kesimlerinden oy alabiliyor Sayın Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Aday olursa biz aday bile, hı-hı, çıkarmayı düşünüyoruz.
düşünmüyoruz diyorlar. Eğer ortak akıldan bahsediyorsak, uzlaşı ve konsensustan bahsediyorsak, katılımcı demokrasiden, siz kendi iradenizi masadaki 5 aktörün üzerinde tutmazsınız yani. Bu kadar basit. Hı hı. Ama siz diyorsanız ki hayır 5'i bana uysun, bu mümkün değil. Bir üçüncü yol arayışı olur. Olmazsa çıkarsınız çok daha yumuşak, ılımlı, o birlikteliği alel getirmeyen. Bakın benim bir iddiam daha vardı. İkinci turda eğer Cumhurbaşkanı'nın karşısında Millet İttifakı'nda da Sayın Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa İyi Parti seçmeninin de çok önemli bir kesiminin orada tabanda bir konsolidasyon olacağını, birleşip oraya oy vereceğini, bu birlikteliğin oraya evrileceğini iddia ediyordum. Dolayısıyla bundan sonra bütün altılı masadaki siyasi partilerin mensuplarının basiretli, ferasetli davranması lazım. Yapıcı bir dil ve uslup kullanması lazım. Ya toplumu bu kadar germek çok doğru değil. Kutuplaşma iklimi doğru değil. En azından ilerleyen süreçte örtülü de olsa, subliminal dile de olsa bu birlikteliğin devamına dair umutları yok etmemesi lazım. Peki. Şimdi bundan sonra siyasette birçok şey sil baştan tekrar mı? Stratejiler, adımlar, kartlar, klişe tabirleriyle. Sayın Kılıçdaroğlu dediği gibi taşlar yerine oturacak dedi ya, öyle bir döneme mi giriyoruz şimdi? Tabii yeni bir fotoğraf, yeni bir manzara var. Dolayısıyla şimdi yeni bir denklemle karşı karşıya muhalefet açısından söylüyorum. Yarın bir sürpriz olabilir mi? Yani Sayın Güney'in çağrısının karşılığı bulması gibi ya, erteleme, ben, bir uzlaştırma çabası olabilir mi? Ben biraz daha realistim. Tabii ki iyi dilek temennileri yapılabilir, yapıcı çağrılar, yapıcı değerlendirmeler yapılabilir. Evet. Ama bir de Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk siyasetini de takip edenler çok iyi bir hafızaya sahiptirler. Yani bu fotoğrafları, son 3-4 gündür yaşadığımız şeyleri gören birçok 40 üzeri seçmende ne oluştu? Ben eminim ki bir dönem koalisyon hükümetleri fotoğrafları gözünün önüne geldi. Ve bunu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak söylüyorum. Çünkü seçmenin en önemli, az önce de ifade edildi, tabii ki çok önemlidir siyasi partiler. Her siyasi partinin seçmenleri de önemlidir ama hiçbir Türkiye Cumhuriyeti seçmeninin iradesi üzerinde ipotek olamaz. Hiçbir siyasi partinin yoktur. Tabii ki her siyasi partinin üyeleri vardır, gönül verenleri, sempatizanları, destekleyenleri vardır. Ama milyonlarca seçmen süreci takip eder. Süreci takip eder. İleriye yönelik, geleceğe yönelik umut, heyecan, somut projeler, hayatına dokunabilecek neler yapılabilir? Ve seçmen çok böyle geniş siyaset felsefesi, siyasi retorikten de çok fazla ilgili değildir. Geniş halk yığınları. Dolayısıyla ben gerçekçi olma noktasındaki tespitimden sonra şunu söyleyeyim. Ben esasen altılı masanın neden kuruldu altılı masa? İki tane ana motivasyonu vardı. Birincisi sistem değişikliği, ikincisi hükümeti düşürmek. Yani doğal olarak demokrasiyle seçimlere girip demokratik şekilde seçimi kazanmak. Ama usul ve esas da yanlıştı. Neden yanlıştı biliyor musunuz? Hem ben burada katılıyoruz, atıyorum, sanıyorum hepimiz de aynı fikirdeyiz. Orada buluştuk en azından anladığım kadarıyla. Adayın öncelikle belirlenmesi noktasındaki usul yöntem yanlıştı. Bir an önce belirlenmesi. İkincisi de altı masanın bileşenleri arasındaki işbirliğinin hukuki, somut, net şekilde oy nitelemesini yapmalarıydı. Bakın oy birliği şartı Sayın Kılıçdaroğlu, bakın şimdi İYİ Parti'nin itirazı da burada. Diyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu adayın oy birliğiyle seçileceğini, tespit edeceğini ifade etti ama 5 diğer lider yani oy çokluğuyla bakın olacak. Bakın yani hayır oluyor. İşte yanlıştı. Usul derken yanlış şuydu. Çoğulcu çünkü olmadı. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bütün meseleleri ve aday noktasında da altılı masa liderinin eşit oy hakkının sahibi olduklarını ifade ettiğini duydum. Oy birliğiyle karar alınacak. Devamı altını bunu çizdi. Bu şu açıdan sorunluydu. Hem sürecin işlemesi açısından sorunluydu. Hem de demokratik meşruiyet açısından sorunluydu. Şimdi altılı masanın, eski diyelim artık beşli masaya düştü de, Millet İttifakı'nın iki ana aktörü belli. Yani seçimlere girmişler. 25-26 alan bir Cumhuriyet Halk Partisi. İşte önemli 14-15 seviyelerinde söylendiği ifade edilen ama önemli bir seçmen kitlesine sahip İYİ Parti.
Şimdi yeni kurulmuş siyasi partilerin veya daha önce seçimlere girmiş %1-1,5 oy olan anketler, ki anketlere mesela ben çok algılayamıyorum onu. Anketleri çok öne sürenler, yani Türkiye'de anket şirketlerinin doğru yapanları tenzih ederim. Yani çok doğru çalışan, bilimsel, objektif çalışanları tenzih ederim. Ama maalesef anketler noktasında da Türkiye'de, Türk siyasetinde yaşadığımız sorunlar da ortada. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Akşener arasındaki gerginlik ve İYİ Parti'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına, adaylaşma noktasındaki şahsına yönelik itirazları belliydi. Yani bunu evet. Bir tek ismi söyleniyordu. Sizce bir bey planı var mıydı? Bakın, Cuma günü bu konuşma yapılırken. Şuydu, ben şurada düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu meseleyi alttan aldı. Yani Sayın Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun ve birçok yöneticinin bu karşılıklı, yani iki partinin üst düzey yöneticilerin birbirine yönelik yaptıkları suçlamalar gayet açıktı. Ve hiçbir liderin böyle bir defa olur da kaza deriz. Hı hı. Ama bu 2, 3, 4, 5 tekerrür ederse orada bir strateji vardır. İki tarafta birbirinin üzerine belirli bir stratejiyle gidiyordu. Ben de katılıyorum şu noktada. Bu kadar sert bir açıklama, deklarasyon Sayın Akşener tarafından içeride sert bir tartışmanın tansiyonu yükseldiğinden düşünülebilir. Ama bakın, bir önceki toplantıda, yani sanıyorum 12. toplantının sonuç bildirgesinin satır aralarına bakın. Orada ifade ediliyor. Yani adayın belirlenmesi noktasında 6 liderin istişare ve işbirliğiyle halkın teveccühü ve desteğini göz önünde bulundurarak, halkın teveccühü ve desteğini almıştan maksat İYİ Parti'nin oraya koymuş olduğu kamuoyu araştırmaları. Kriterdi. Kamuoyu araştırmalarıydı ve Sayın Akşener de zaten toplantıya giderken kamuoyu araştırmalarını götürdü. Ama siyaseten ben de katılıyorum. Bakın, ben en başından da şimdi artık çok şey oldu. Bütün herkes, onlara da ben de katılayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi lideri olması. Masanın kurucu lideri olması. Evet. Ayrıca belediye seçimlerinde, büyükşehir belediyesinde önemli bence siyasi bir başarı elde etmiştir. Ve bu demokratik meşruiyet açısından da olması gerekendir. İstisnalar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eğer şey olmuş olsaydı, işte 2014'te, 2018'de kendisine aday olması lazımdı. İşte seçilme ihtimalinin zayıf olduğunu söylediler. İşte Sayın Günaydın, Sayın Bakan da söylüyor. Onu bilemem. O da olabilir. Neticede şahsi bir şey yapar. Yani siyasi aktörler bir gelecek, bir tasavvur ederler, bir planlama yaparlar. Ama önemli olan husus şuydu. Bu yaşadığımız 3-4 günlük gelişmelerden sonra Türkiye'de 14 Mayıs'taki seçimlerde tablo değişmiştir. Bakın, ben Türkiye'nin bu ekonomik problemleri, iktisadi sorunları, enflasyonu konuşuyorduk 1,5-2 yıldır. İşte deprem üzerine geldi. Ben bu fotoğrafın verilmesinden sonra olur ya tekrar bir araya mı gelirler, ama eski fotoğrafı veremeyeceklerini düşünüyorum. Ekonomik sorunları yaşarken 1-1,5 yıl önce psikolojik bir üstünlük de elde etmişlerdi. Onun son zamanlarda eksildiğini de biliyoruz. Kamuoyu araştırmaları bunu söylüyor. Birçok yorumcu da bunu söylüyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun veya Beşli Masa'nın artık son diyebiliriz hocam. Neyini kolaylaştırdı? HDP ile ilgili doğru, o %10, 11, 12 olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. Şerefli, onurlu seçmenleridir. Onlarla ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini bir ölçüde rahatlatmış olabilir, ama şunu unutmayalım. Kürt seçmen, Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenlerin önemli bir bölümü de mütedeyyin insanlardır, muhafazakar insanlardır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, HDP'ye ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de oy veriyorlar. Milliyetçi evet. Hareket Partisi'ne de verenler var. Ama demek istediğim şu, belirli bir seçmen kitlesini hiçbir siyasi partinin ipoteği altında görmemek lazım. Ben sokaktaki vatandaştan, ortalama insandan bahsediyorum. Ortalama insan fotoğrafa bakar, yaşananları evet. görür. Ve buna göre bir peki. siyasi tercih, bir siyasi kanaat oluşturur peki. diye düşünüyorum. Ertuğrul Bey, siz ne dersiniz bu konuştuklarımız üzerine ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun örneğin HDP seçmeninden de oy alacağı, yani adaylar içinde toplum farklı kesimlerinden oy alma şansının yüksek bir isim olduğu yorumunu da yaptı Rezan Bey. Buna ilişkin de bir değerlendirmeniz olur mu? Buyurun.
Serap Hanım, temennilerimiz başka bir şey. İsteklerimiz, arzularımız. Siyasi gerçeklik başka bir şey. Evet. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini arzu ederim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Müjdat Sebat'ın Cumhurbaşkanı olmasının Türkiye için çok olumlu yeni bir adım olacağını da içimden hissediyorum. Bunu çok temenni ediyorum. Ama gelinen noktanın işi zorlaştırdığını, bu mutabakatla çıksaydı, masa bu görüntüyü vermeden çıksaydı iş daha kolay olurdu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi de çok kolaylaşırdı. Ama burada bir yöntem, burada bir usul, burada bir müzakere başarısızlığı oldu. Tablo ortada. Şimdi baştan itibaren iktidar çevreleri diyordu ki, canım 6 parti, bunun dışarıdan da destekçileri var. Bunlar nasıl bir arada duracaklar da ülkeyi yönetecekler? Hayır, biz yönetiriz konusunda bir güven verici çizgi izlene geldi bugüne kadar. Önemli metinler hazırlandı, yayınlandı, açıklandı. Bunlar çok güzel. Eğer son noktada, bu temel noktada, ki ben de katılıyorum arkadaşlara, ben yılbaşında en azından bu adaylık meselesinin gündeme gelmesi ve yeni yıla aday ismine girilmesinin gerekli olduğunu savunmuştum. Ama gecikti. Bu kadar gecikmesi böyle bir emrivaki, bir dayatmaya dönük bir tablo yarattı ve masa dağılıyor gözüküyor. Şimdi bu karşı tarafın iddialarını haklı kazandırır. Yani bunlar en temel konuda ayrıldılar. Hani aday belirleyeceklerdi. Aday en kolay iş. Biz zaten ülkenin yasası yöneticimizle anlaştık. Kim olsa aday şimdi bir gün içinde adayı çıkarız. İşin tarihi belli olsun, 24 saatte çıkarız demişler. Öyle olmadığı çıktı ortaya ve burada bir güven sorunu çıktı. Bakın, bu güven sorunu ve tartışması kampanya boyunca bizi takip edecek. Hele evet, olabilir. İyi Parti ayrı bir aday çıkarır. Bu blokta ayrı bir aday çıkarır. Burada üslup sertleşmemeli. Demin dedim ki ben, ya Sayın Kılıçdaroğlu inanılmaz bir özveri tablosu sergiler. O gerçek anne diye benim anlattığım tabloyu sergiler. İnanılmaz biçimde karizmasını başka bir yere taşır, büyütür. Veya Sayın Akşener kendisi veya aday olarak çıkar. İki yapı gider ama bu iki yapı seçimde kim birinci turda kim önde çıkarsa ötekini destekleyeceğini deklare eder. Bu da bir telafi yöntemidir. Bu ikincisi de, ama bunlar öyle bugünden ipuçlarını gördüğümüz gibi işte birbirlerini suçlamaya, birbirlerini destekleyenleri suçlamaya doğru giderse Türkiye zaten böyle bir milliyetçi, muhafazakar, ırkçılığa doğru giden bir yarılmanın eşiğinde. Bu tartışma seçimden kim çıkarsa çıksın Türkiye'yi kanatır. Halbuki Türkiye'nin seçimden yaralarını kanatarak, yeni yaralar açarak değil, yaralarını sararak çıkmasına ihtiyaç var. Ben de ilk sözümü alırken söyledim. Biz şu anda siyaset konuşuyoruz ama Türkiye'de milyonların derdi ekmek, temiz su. Bırakın ekmeği, temiz su. Türkiye'de şu anda yüz binlerin derdi, milyonların derdi. Ben dün duydum, dehşete kapıldım. Antalya'ya gelmiş bir aile var, bir ev bulmuşlar. Biz böyle Türkiye çok hamiyetli falan diyoruz. O kadar da değil. Depremzede olduğunu öğrenince ev sahibi ev vermekten vazgeçmiş. Böyle tablolar da var. İnsanların birçok örneğini duyduk bunu ne yazık ki. Yani kiranın artırılması, yıllık peşin istenmesi ya da dediğiniz gibi reddedilmesi gibi farklı. Böyle yani Türkiye'de insanların çok yakıcı günlük sorunları var. Siz bu yakıcı günlük sorunları konusunda, efendim benim bu sefer Cumhurbaşkanı'nı çok yıpranmış görüyorum. Ben bu şimdiye kadar talip olmadığım yere ben adayım. İlla da ben olacağım. Canım olmayın Allah aşkına. Olmayın. Yani hangi müktesebatınızla bu işi hak etmiş olan insanların önünde böyle bir hak sahibisiniz? Olmayın. Bu konuda müktesebat sahibi onlarca insan var ki ismi bile zikredilmiyor. Siz de bir özveri gösterin ve başka bir yere taşıyın. Ayrıca bir şey daha var. Söylemek zorundayım. Biz baştan beri partili cumhurbaşkanına aday itiraz ede gelmiyor muyuz? Bir parti başkanının cumhurbaşkanı olmasını hep reddetmedik mi? Bunu herkes yanlış bulduğunu söylemedi mi? Niye bizi oraya getirdiniz? Neden yani Türkiye'de bu partileri, dışarıdaki insanları, AK Parti'den kopacak olanları, HDP'lileri, başka insanları bir çatı altında toplamak konusunda güven verici 3 isim, 4 isim, 5 isim daha yok mu bu Türkiye'de?
Yani o masaya siz oturdunuz diye Türkiye sizden mi ibaret? Yani siyasette... Bir öneriniz var mı Sayın Günay? Kim olabilir sizce? Diyelim ki bir başka yani isim üzerinde yapmayın, yapmayın, oraya dönüyoruz. Bakın ben baştan beri bir peki, şey söyledim. Peki tamam. Yani ben baştan beri çokça isim olduğunu söylüyorsunuz. Ya, biliyorum yaklaşımınızı ama. Evet. Serap Hanım, isim konuşmayalım, nitelikler konuşalım dedim. Bunu bu açıklıkla bir de şey söyledi. Sayın Mithat Sancar söyledi. İsimden başlamayalım, vasıftan başlayalım dedi. Sayalım alt alta vasıfları, o vasıflara uyan vatandaşlarımızı koyalım yan yana, içinden birini seçelim. Masanın da işi kolaylaşırdı. Ama masa sürekli birkaç ismin dayatması altında kaldı. Ya anketlerden çıkmak o kadar zor değil. Biraz paranız, biraz lobiniz, arkanızda biraz şirketiniz falan varsa çıkarsınız yani. Bu doğru bir yöntem değil. Bu siyasete uygun bir yöntem değil. Etik yöntem değil. Yani bu masa bu emeği ziyan ederse yazık olur. Seçim gerginleşir ve yazık olur. Bir telafi yolu bulunmalı. Evet, ayrı adaylarla bile gidilse bir telafi yolu, bir ikinci turda hiç olmazsa işbirliği kapısı açık tutulmalı. Veya benim demin söylediğim gibi bir büyük özveriyle bir üçüncü isimde, yeni bir isimde var bulunabilir. Akademiden, siyasetten, başka alanlardan bulunabilir. Böyle bir yol bulunmalı ve bu toplum şu deprem ortamında, şu hukuksuzluk ortamında... Sormaya çekiniyorum çünkü biliyorum bu konuda siz hep çok temkinliydiniz. Ama izleyicilerimiz de yazmış. Sizin adınız da geçmişti Sayın İlhan Kesici'nin yanlış, de. Yanlış başka olur. Yani ben isim buna ilişkin benim bir şey... adım veya başka bir isim yanlış olur. Ama ben yani büyük işler yapmak için büyük özverler göstermek gerekir düşüncesindeyim. Peki. Bakın 10 yıldan beri partili değilim. Hiçbir partinin kapısının önünden geçmedim. Ama Türkiye demokratik hukuk devleti konusunda bir yol yürüyebilsin diye kendimi parçalıyorum. Hiçbir şey beklemeden. Bunu herkesten beklemeye hakkımız var. Hı hı hı. Peki. Öyle. Çok teşekkür ediyorum Ertuğrul Günay. Hadi. Sağ olun katıldığınız için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bir cümle var. Evet, ben de bir cümleyle. Çok kısa. Çok farklı geleneklerden gelen partiler bir araya gelmiş. Zaten normal koşullarda bir araya gelmelerini tahayyül edemediğimiz partiler. Dolayısıyla siz 6 siyasi genel başkanın tamamının bir isim üzerinde uzlaşması tabii hepimizin temenni ettiğidir. Ama olmazsa ne olacak? Burası ciddi bir soru işareti. Madem ortak anlayış konusunda anlaşıldı, bunun cevaplanması lazım. Bir de biz bazen ihtimaller üzerinde düşünüyoruz, gerçekleri ıskalıyoruz. Yani siz öyle bir siyasi süpermen çıkarmalısınız ki aday olarak hem masanın seçmenini konsolide etmeli, hem de dışarıda %13-14 HDP seçmeni var. Onu da konsolide etmeli. Dolayısıyla adı geçen bazı isimlerin de böyle bir travması var. Yani oradan teveccüh göremiyor. Hal böyle adı olunca... Adı geçenler üzerinden düşünmeyin. Hal böyle olunca şu koşullar sizi şuraya dayatıyor. Mümkün mertebe bu kesimlerin tamamından, bu kıymetli seçmenlerin tamamı olmasa bile önemli bir kesiminden teveccüh görebilecek bir uzlaşı adayı. Evet. Yani hepsinden değil ama önemli bir kesiminden. İttifakların zorluğu da bu. Ama yani oy birliği burada zaten neredeyse imkansız. Temel problem ve sıkıntı da buydu. Ama siz ortak anlayışta mutabık kaldık, bilgilendiriyoruz deyince ortak anlayış altılı masanın bütün aktörlerinin oy birliği ise bence bu da çok sağlıklı ve doğru bir yaklaşım değil. Baktığınız zaman çünkü bunun olabilmeme ihtimali de tahayyül edilebilmeliydi. Evet. Ben de bir cümle itibariyim. Sonuç itibariyle son tahlilde söyleyeceğim. Ben daha çok seçmen gözüyle, seçmen psikolojisiyle analiz yapmaya çalışıyorum. Ciddi bir güven kaybı olmuştur. Yani dar anlamdaki muhalefet açısından, yani altılı masa veya artık beşli masa dediğimiz dar anlamdaki muhalefet açısından ciddi bir güven kaybı olmuştur. İnandırıcılık kaybı olmuştur. Bu çok açık ve net. Bunun tartışması dahi yapılamaz kanaatindeyim. Bir diğer tarafta da diğer Cumhur İttifakı, ittifakının açık, net bir fotoğraf verdiği, dolayısıyla depremle ilgili devletin, hükümetin yaptığı çalışmaları, programları görüyoruz. Türkiye risk haritası, Türkiye risk planı diye çok önemli bir çalışma da yürütülüyor. Ama esas itibariyle ben daha önce de ifade ettim. Benim için önemli olan husus, bakın o oy birliği şartı da bu gibi çalışmalarda olmaz. Orada hukuki olmaz. Açıdan da ya nitelikli çoğunluk olursunuz ya basit çoğunluk koyarsınız. Dolayısıyla baştan itibaren ben sürecin hem usul
hem de esas açısından, çünkü oy oranı çok düşük veya hiç belli olmayan siyasi partilere eşit oy hakkının verilmesi demokratik meşruiyet açısından da sorunludur. Onun için ben önümüzdeki seçimde açıkçası Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha önce yapılan bir takım şeyler vardı, eleştiriler vardı. Bu fotoğraftan sonra benim Sayın Erdoğan lehine ciddi bir kolaylık ortaya çıktığını düşünenlerdeyim. Özellikle ben de bu son gelişme olası ikinci turda, olası ikinci turda tabanda zaten bir birleşme yaşanacağını görüyorum, tahayyül ediyorum. Bir defa daha vicdanlara ve tarihe not düşeyim. Seçim ikinci tura kaldığında ister İYİ Parti'nin adayı kalsın, ister Millet İttifakı'nın adayı. Belki bu fotoğraf yaşanmadan Millet İttifakı'nın önce... Yok, seçmen nezdinde. Tabii, ben... Liderler çok önemli. Seçmen nezdinde seçmen doğal bir akış olacaktır ve orada şüphesiz bir konsolidasyon olacak. Seçmen olacaktır. Hangi yönde iradesini tecelli ettirirse ettirsin başımızın üstündedir. Çok zaman kalmadı, göreceğiz. İkinci tur ihtimalini dinamitlememek lazım. O çok önemli. Tabii seçmenin İkinci takdiridir. Bir araya gelme şüphesiz ihtimalini dinamitlememek lazım. Tabii tabii. Biz seçmenin takdiridir. Çok ne söylerse hocam doğru biraz söyler. Biz sadece analiz yapıyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Selami Kuran, Doktor Rezanep Özdemir, sağ olun. Ertuğrul Günay, çok teşekkürler katkınız, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.